Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon ilk 5 hedefiyle yola çıkmış Sivasspor bu amacına ulaştı ve iyi bir sezon geçirdi. Ve bununla birlikte geçtiğimiz sezonda sadece bir futbolcuyla yollarımız ayrıldı ilk 11'den. Yine bu yıl ilk 5'ten daha iyi bir noktada sezonu kapatmak için yaptığımız transferle hocamızın da daha önce belirttiği gibi koymuş olduğu hedeflerle bu amaca ulaşmak için gerekli transferleri gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah arkadaşlarımızın da katılımıyla daha güçlü bir Sivasspor, için içinde yer alacak bir Sivasspor izlettireceğiz taraftarlarımıza. Sol baştan tanıştırmaya gayret edeyim. Pekin, Üsküdar Anadolu'dan, bizim pilot takımımızdan Sivasspor'a kazandırdığımız üçüncü futbolcu. Daha önce Ziya'yı ve Ahmet Aras'ı Sivasspor'a kazandırmıştı Üsküdar Anadolu pilot takımımız. Pekin'le inşallah bu üçüncü olacak ve bu pilot takımımızdan önümüzdeki yıllarda da Sivasspor'a artarak katkılarına devam edeceğini düşünüyoruz. Musa Sinan'la anlaştık. Bu transferde bize destek olan Samsun Spor Kulübü Başkanı Emin Karada buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Musa'dan ayrılmak istemiyordu ama hem futbolcunun geleceği açısından hem de kulübe ekonomik katkı sağlama açısından bu transferi ikna etmekte büyük zorluk çektik ama sonunda ikna oldu kendisine de ve Samsun Spor camiasına da teşekkür ediyorum. Serdar Özkan'ı hepimiz tanıyoruz. İstanbul kulüplerinde, ekonomisi büyük kulüplerde forma giyen ve tekrar bir çıkış sağlayacak kulüp olarak da Sivasspor'u tercih eden futbolcu takımımıza çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Batuhan'la ilgili pek bir şey söylemeye gerek yok. Ben Batuhan'la ilgili bana soru soranlara 31 Mayıs'ta görüşmeyi randevu veriyorum. Taraftarımızda, tüm futbol kamuoyunda 31 Mayıs 2015'te Batuhan'la ilgili yorumlarını onlardan alacağız. Çok iyi bir sezon geçireceğine hem takım, hem yönetim, hem camia başta ben olmak üzere hepimiz inanıyoruz. İnşallah çok başarılı bir sezon geçirecek. Yine Santrafor Milletliği'ne yapmış olduğumuz transferle Santos'u kadromuza kattık. Genç bir futbolcu, Nijeryalı, Alman mantalitesinde alt yapı eğitimini almış. Gerçekten de başarılı olacağını düşündüğümüz gelecek vadeden bir futbolcu. Berk Nezeroğulları'yla Ziya'yla rekabet edecek. Takımın sol tarafını hem Ziya'yla birlikte emanet edeceğimiz savunma anlamında ve gelecek vadeden futbolcu. Genç milli takımlarda birçok kez forma giymiş ve takıma faydası olacağına inandırıcı futbolcu. Yine Üsküdar Anadolu'dan kaleci olarak transfer ettiğimiz Deniz Öksüz. O da Avrupa İsveç altyapısında altyapı eğitimi tamamladıktan sonra Üsküdar Anadolu'da geçtiğimiz sezon oynadı. Daha önce bir Konyaspor macerası vardı. Şimdi tekrar burada Korcan'la birlikte yarışacaklar. Yeni transferlerimiz belki bir veya iki futbolcu da katılabilir. Artık yedek kulübesi daha zengin, daha güçlü, arkadaşlarımızın da katılımıyla daha güçlü bir Sivasspor var. Katılımlarından dolayı bize teşekkür ederim. Tabii şimdi benim ilk Süper Lig kulübüm Sivasspor. Buraya gelmekten çok büyük mutluluk duydum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Murat Şahin'e, başkanımıza bu işi gerçekleştirdikleri için. Hedeflerim, hedeflere her zaman yüksek tutacaksın.
Çünkü oraya ulaşmak için de her şeyi yapmaya çalışacaksın. Ben de bu sene işte Korcan'la beraber bu takımı kaleci pozisyonunu en iyi şekilde şey yapmaya çalışacağız. Sivas Spor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Ben de bu kulübe geldiğim için çok mutluyum. İnşallah bu sene katkı sağlayıp başarılı olacağız. Geçen sene ilk 5'e girmiş bir takım zaten. Başarılı olmuş. İnşallah bu sene daha da önde bitirip Avrupa kupalarında şans bulacağız. And hopefully, with hard work and dedication, we can achieve a lot. Öncelikle burada olmamda çok büyük katkısı olan başkanımıza ve katkısı olan diğer insanlara çok teşekkür ediyorum. Büyük bir kulübe geldim ve buraya layık olmak için elimden geleni yapacağım. Burada olmak benim için çok büyük bir şeref ve takımımızda golü bulmak için, sonuçlandırmak için elimden gelen bütün çalışmaya geçeceğim. Öncelikle Sivas formasını giyeceğimden dolayı çok mutluyum. Bunları söylemekle başlayayım. Bir futbolculuk kariyerinde büyük takımlarda oynayabilir ama önemli olan hedefi olan takımlarda oynamaktır. Sivas Spor'unda iyi hedefleri var. Bizim de hedeflerimiz yüksek. Buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah bana güvenenleri ve kendimi mahcup çıkarmam, düşürmem. Bizi buraya alan başkanımıza teşekkür ediyorum. Transferimde emeği geçen başkanımıza, hocamıza teşekkür ederim. Bize buraya güvenip de aldıkları için. Sivasspor geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Biz de bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Yeri gelerek takıma katkı sağlamak istiyoruz. Aslında burada da fazla konuşacak bir şey yok. İnşallah sahada gereken konuşmayı yaparız. Teşekkür ederim. Öncelikle beni bu büyük kulübe kazandıran başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah arkadaşlarla beraber çalışıp çok iyi bir sezon geçirip Sivas Spor'u daha iyi yerlere taşıyacağız. Ümit ediyorum bu sezonu çok iyi yerde bitireceğiz. Tekrardan benim bu kulübe kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Bizim başkan Murat Çaylan ile Mecun Başkan'a teşekkür etmek istiyorum beni buraya getirdiği için. Yani Sivas Spor'u büyük bir kulüp. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Benim de hedefim işte inşallah oynamam. Başkan Korsya. Başkanım burada. Öyle mi? Tamam. Korsya. Başkanım.